Başınızı dik, lip gloss'unuzu taze tutun demişler. O yüzden hemen tam bu video için söylenmiş bir söz resmen. Evet, başlayabiliriz. Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün sizlerle birlikte başkan anlayacağınız üzere birazcık dost kazıklarından, toksik arkadaşlık ilişkilerinden söz edeceğiz. Evet, çok heyecanlıyım. Öncelikle bu videoyu eski arkadaşlarım acaba benden mi bahsediyor diye açıp girdiyseniz başlığı okuduktan sonra evet böyle düşünüyorsanız sizden bahsediyorum. Teşekkürler, iyi günler. Neyse, videoya geçebiliriz. Öncelikle yaşadığım şu birkaç ay içerisinde bu dost kazıkları hakkında konuşmayı en çok hak bulduğum kişi kendimim. Gerçekten bu dost kazığı hakkında konuşacak insan varsa o da benim. Çünkü hayatımda olan insanlardan, gruptan dışlanmamı dersiniz, sevgilisi yüzünden arkadaşlığı bitirmemi dersiniz, en yakın arkadaşımla kavga etmişken, üçlü kız grubuyken diğer en yakın arkadaşımın benimle iletişimini kesip ona hiçbir şey yapmamama rağmen diğer kızla bir olup gözüme yakınlıklarını sokmasını mı dersiniz? Bir sürü şey yaşadım. Ve o kadar ardı ardı oldu ki bu bir insanın kaldırabileceğinden çok daha fazlaydı bence. Çünkü ben arkadaşlarıma ailemle eşdeğer seviyede değer veririm. Ailemden bir darbe yemişim gibi hissettim. Allah'ım, bunun bir sonu yok mu? Dediğimi hatırlıyorum. Arka arkaya darbeler geldi. Ama kendimi şu şekilde şey yapıyorum, avutuyorum. Yenilendim, arındım. Yeni bir hayata başlamamı kolaylaştırdılar. Eski hayatımdan kopmamı sağladılar. Çok teşekkür ediyorum. İşlerinden sadece bir tanesi Sude kaldı. Can dostum, gerçekten kaç yıldır biz arkadaşız onunla? 15 yıldır falan. İnşallah diyeyim. Onunla da aramız açılmasın. O kaldı. O bana bu süreçte gerçekten çok destek oldu. Bir de daha 2-3 güne kadar. Bu arada bitmedi ki. Günler geçmiyor ki Gülşah ihanete uğramasın. Gülşah'ın arkasına bir kazık daha saplanmasın. İçlerinden bir tanesi çok yakın bir erkek arkadaşım. Tanıyorsunuz zaten gerizekalıyı. Neyse. Sevgilisi benden rahatsız oluyor diye iletişimimizi bitirdi. 6 yıllık ilişkiyi, arkadaşlık ilişkisini 1 aylık sevgililik ilişkisi için bozdu. Teşekkür ederim. İlişkiniz bittikten sonra bu videoyu çok büyük ihtimalle izliyorsun. Lütfen beni arayıp sorma, bana yazma. Gerçekten senden iğrendim bu süreçte. Teşekkür ederim gerçek yüzünü tekrar ve tekrar bana hatırlattığın için. Kızlar, erkekler, sevgilinizin karşı cinsten bir arkadaşı olması sizi rahatsız etmesin. Onun arasını açmasını isteyecek kadar özgüvensiz olmayın. Teşekkürler. Bu kadardı. Büyük ihtimalle bunları siz de yaşadınız. Yaşamadıysanız kötü bir haberim var. Yaşayacaksınız. Çünkü ben de derdim ki herkes yapar, o yapmaz. Böyle dediğiniz kişi mutlaka yapıyor arkadaşlar. Öncelikle toksik arkadaşlık ilişkilerine gelirsek, sizi kötü hissettiren insanlar. Bir ortamdasınız mesela, dışlandığınızı hissediyorsunuz. Ve bunu onlara söylediniz. Onlar da böyle bir şey olmadığını size dile getirdiler. Dediniz ki ha tamam. Bir gün geçti, yine aynı şekilde hissettiniz. İki gün geçti, yine aynı şekilde hissettiniz. Suçu kendinizde sakın aramayın. Dönüp derseniz ki ya ben niye böyle hissediyorum, hani niye böyle hissediyorum ya, böyle bir şey yapmıyorlarmış, bana öyle dedi, öyle dediler falan filan diye düşünmeyin. Çünkü böyle hissediyorsanız böyledir arkadaşlar. Dışlanıyorsunuzdur. Bunu çok acı, çok yakıcı, çok kırıcı bir şekilde öğrendim. Hissettiğiniz şeyler her zaman gerçektir. Hisleriniz size yalan söylemez. Üzgünüm ama bu gerçek. Bir şey hissediyorsanız o şey olacaktır, olmak üzeredir ya da oluyordur. Bu şekilde size yok canım ya öyle şey olur mu, fark etmemişiz, pardon falan filan, bir daha yapmamaya dikkat ederiz derlerse inanmayın, iletişiminizi kesin. Canınızın daha fazla acımasını, ilerleyen süreçlerde daha çok üzülmeyi istemiyorsanız en başta iletişiminizi kesin. Dışlandığınızı hissettiğiniz ortamlarda size değer veren ortamlara geçiş yapmaya bakın. Önceden çok yakın arkadaşınız olabilir. Yeni bir arkadaş edinmiş olabilir. Onunla yakın olabilir. Bu durumu ne kadar erken kabul edip önünüze bakarsanız canınız o kadar az yanar. Üzgünüm ama gerçekler bunlar. İkincisi arkadaşlar, biriniz sürekli bir affetme aşamasındaysanız, çok değer veriyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Belki 10, 15, 20 yıldır hayatınızda ve diyorsunuz ki ben bir kalemde silemem o kişiyi. Sil. Gerçekten sil. Bakın, o kadar acı yollarla tecrübe edindim ki bunları, sizin de yaşamanızı o kadar istemiyorum ki. Canınız bir kere yandıysa bir daha yakmalarına müsaade etmeyin. Onları affetmek, ikinci şansı vermek, canınızı daha çok yakmalarına izin vermek. Gerçekten özür dilerim ama bunları söylerken üzülüyorum. Ben mesela bir video izlemiştim dost kazıklarıyla ilgili. Bunu böyle ardı ardı tokat gibi anlatıyordu kadın orada her şeyi. Diyordum ki yok yani. Hani affederim. Ondan sonra aramdaki sorunu çözerim. O bir durur, düzelir. Düzelmiyor. Üzgünüm ki bu
size vereceği acıyı daha da çok geciktiriyor. Yani şu an çok büyüttüğümü düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlığı. Ama annem hep benim şey der, uzun arkadaşlıklar evlilik gibi. Mesela çok yakın arkadaşımla kaç, 15 yıl yine galiba ya da 10 küsür yıldır arkadaşım olan kişiyle ben arkadaşlığımı bitirdiğimde çok üzülmüştüm. Deli divane, hani şu yataktan günlerce kalkmadığımı hatırlıyorum. Kendisi konserlerde benim en sevdiğim grubun konserine gidip story atıyorken ben burada oturup ağlıyordum. Annem hani şey diyordu, sen şu anda olması gerekeni yaşıyorsun, duygularını yaşıyorsun çünkü bir eşinden boşanmış gibisin diyordu. Öyle gerçekten. Bu çok acı verici olabiliyor. Gerçekten eşinizi bırakmış, eşiniz sizi terk etmiş, boşanmış, hayat arkadaşınızı kaybetmiş gibi hissedebiliyorsunuz. Ama acılar sonunda son buluyor. Sonuna kadar bitiyor diyemem. Bir hani fotoğraf, bir kolye, bileklik, hediye karşınıza çıkıyor ve eski günleri hatırlayıp üzülüyorsunuz. Gerçekten o sonu gelmeyecek gibi hissettiren acı son buluyor. Gerçekten. Üzülmeyi de ihmal etmeyin. Karşınızdaki kişi hiç üzülmemiş olabilir. Esas gariplik burada. Üzülmezseniz yeterince sevmemişsiniz demektir. Yeterince değer vermemişsiniz demektir. Bu aşk ilişkilerinde de böyle bence. Hani ayrılmışsınızdır. Karşınızdaki hiç üzülmüyordur ama siz gerçekten perişan olmuşsunuzdur. Bu kendinize kızmanızı gerektirecek bir şey değil aslında. Karşınızdakine kızmanızı gerektirecek bir şey. Çünkü hiç mi değer vermedin ya diyorsunuzdur. Ben mesela en değer verdiğim arkadaşlarım tarafından arkamdan grup açıldığını öğrendim. Hakkımda konuşulan şeyleri okudum. Ne kadar dalga geçildiğini gördüm. Ben üzülüyorken, evde ağlıyorken arkamdan nasıl eğlenerek bilerek dalga geçtiklerini okudum. Hepsini tanıyorsunuz. Gerçekten hepsini biliyorsunuz ve oha ya dersiniz. Hani eski videolarıma gidip bir bakın. Hepsi o grubun içindeydi. Üzücüydü gerçekten. Ama yıkılmadım. Sonuç olarak buradayım. Karşınızdayım. Hatta çok yakın bir arkadaşım şöyle bir şey yazmıştı gruba. Gülşah'la küssem çok hani etkilenirim diye düşünüyordum, üzülürüm diye düşünüyordum. Hiçbir şey hissetmedim. Ha ha ha, random. Diğer en yakın arkadaşım, o da ha ha ha, aynen. Hiç üzülmedim bence de. Ne kadar yıkıcı olduğunu düşünebiliyor musunuz ben bunları okuyorken? Ben şu yatakta ağlıyorken onların bu şekilde dalga geçmesi. Ama sonra anladım ki sorun bende değil. Artık sorunu kendimde aramaktan vazgeçmeliyim. Ben ne yaptım da bana bunu yapıyorlar? Ben yeteri kadar İyi hissettiremedim mi onlara? Hayır. Kendileri benciller. Kendileri sana değer vermemişler Gülşah dedim orasında. Senin yaptığın kötü bir şey yok burada. Onların kötülüğü bu dedim. Onların kötü olması senin yapacağın bir şey değil dedim. Belki şu anda da arkamdan dalga geçiyorlardır bu videoyu birbirlerine atarak. Özür dilerim size bu kadar değer verdiğim için. Benimle aynı yolda olan insanların da yalnız olmadığını, bir sürü insanın, milyonlarca insanın dost kazıklarıyla, sevgili ihanetleriyle, kardeş olarak gördüğü insanların hançerleriyle yaşadığını, böyle şeylerin üstesinden geldiğini bilmesini istiyorum bu yoldan geçen insanların. Tepki vermekten korkmayın bu arada yediğiniz dost kazıklarına, ihanetlere. Ben çünkü şu şekildeyim. Bunu belki de çoğu kimse bilmiyordur beni tanıyan. Ben hani birini engellersem sinirlendikten sonra engelleyip her taraftan silip fotoğraflarımı silip bununla uğraşıyorsam benim için bir şey yap. Barışalım. Sana hala değer veriyorum demek istiyorumdur. Bir tepki gösteriyorum çünkü çok sinirliyim. O içimdeki sinir duygusu ona değer verdiğim için hala. Ama birkaç gün geçti diyelim. Bir tartışma oldu, bir şey oldu. Ben hiçbir şey yapmadım. Bunun açıklaması ise artık sana karşı içimde bir duygu yok. Yani gitsen de kalsan da benim için önemli değil demek oluyor. Size söyleyeceğim şey, tepki vermekten korkmayın. Ama biliyorum onları hala çok umursuyorsunuz. Ama hani umursadığınızı da fazla hissettirmeyin. Çünkü bir yerleri kalkıyor. Fena derecede kalkıyor hem de arkadaşlar. Hani siz onun umurunda değilsiniz artık, üzgünüm ama onlardan size bir geri dönüş gelmiyorsa ne olursunuz siz de üzüldüğünüzü, kırıldığınızı belli etmeyin. Gezin, tozun, yeni arkadaşlar edin. Onlarla story atın. Dışarıdan story atın. Moralinizin bozulmadığına onları ikna edin. Çünkü onlar sizin moralinizin bozukluğuyla besleniyorlar. Daha mutlu oluyorlar. Bu arada intikam almak istiyorsanız da alın. Yani nasıl alacağınız size kalmış. Çok ileri gitmediğiniz sürece. Hani şey derler ya, intikam aptalların işidir. İntikam aptalların işi değildir. Bu söz intikam almayı beceremeyen kişilerin uydurduğu bir sözdür bence. Ben böyle düşünüyorum. Şu ana kadar kimseden intikam almadım. Ama son yaşadığım olay benim için hani yeter noktasıydı. Bir şeyler yapmış olabilirim. Ne yaptığımı söylemek istemiyorum çünkü mahkemelik olmak istemiyorum. Kim hakkında, ne hakkında yaptığımı da söylemek istemiyorum. Ama
Yaptığım kişi bunun çok farkında bence. Yeni arkadaşlarımla eski arkadaşlarımdan intikam aldım. Ufak bir intikam almış olabilirim. Mutluyum. İçim soğudu birazcık. Yani bundan sonra gerçekten canım yakan ihanetlerden intikam alacağım. Yasak elma karakterleri gibi olacağım. Gerçekten yeter artık. Canımı yakmayın. Ben de yakacağım artık çünkü. Laflarımla değil. Arkanızdan kuyunuzu kızarak. En önemli meseleyi konuşmamışız. İkinci şans, üçüncü şans, dördüncü, beşinci, altıncı. Bir insana 6-7 kere şans verdiğimi biliyorum. Gerçekten bir insandan insan figürü oluşmuyorsa Gülşah, neden 2 şanstan fazla 3, 4, 5, 6, 7 şans veriyorsun değil mi? Vermeyin arkadaşlar ya. Gerçekten ben hayatımda bu kadar aptalca bir şey görmedim. Bir insana ikinci şans vermek, ilk fırsatta ıskaladığı kurşunu ikinci kere sıkmasını sağlamak gibi bir şey. İkinci şansı defedin ya. Üçüncü şans neymiş? Gerçekten buna çok sinirleniyorum. Bu arkadaşlarımın bana öğrettiği en büyük şey, bir insana ikinci şans verilmemeli. İşte ikinci şans insanları değiştirebilir falan filan. Bok değiştirir. Bir insanın kumaşı, mayası neyse değişmiyor, bozulmuyor, düzelmiyor. O insanın mayasında bir bok varsa, sana bir kere ihanet ettiyse, bu ileride de etmeyeceği anlamına gelmez. Ha biraz geç eder. 3-4 yıl sıkar dişini ama 4. yıl gerçekten eline bir fırsat geçtiğinde sizi kıracak. Gerçekten o ihaneti, o sırttan bıçaklamayı öyle bir yapar ki size, canınız öyle bir yanar ki dersiniz ki keşke 4 yıl öncesine dönseydim de ben bu kişiyi affetmeseydim. Çünkü 4 yıl önce siz affetmeseydiniz, bu aradaki zaman diliminde zaten onu unutacaktınız. O da size bir daha ihanet etme fırsatı bulmayacaktı. Bir insan bir kere yapıyorsa bir daha yapar. Bir insan sizi bir kere sattı mı? Bir daha satar. Öyle bir satar ki hem de. Bir insan sizin dedikodunuzu mu yaptı? Birkaç yıl sonra, birkaç yılı bırak ya, birkaç gün sonra bile bir daha yapar. Öyle bir yapıyorlar ki arkadaşlar, aklınız hayaliniz şaşıyor ya. Bu benim kardeşim dediğiniz insanlar arkanızdan ne dolaplar döndürüyor, neler konuşuyor. Bir duysanız var ya, bu konu gerçekten çok iğrenç bir konu. Ben arkamdan en konuşmayacaklarını düşündüğüm kişilerin arkamdan kavga ettikten sonra grup açtıklarını öğrendim. Söylemiştim bunu. Ardından bakın affettim. İşlerinden birisini affettim. Sonra ne öğrendim? Arkamdan başka bir kişiye şunu dediğini öğrendim. Biz barışmışız artık. Güşal arama mesafe koyacağım. Çok mutluyum. Yeah! Dediğini öğrendim. Ben bunları yuttum ya. Gerçekten ben öyle bir safım ki, öyle bir malım ki, şurada bir enayi yazısı var ama halka açık değil. Kimse göremiyor. Ama yani yazıyor burada enayi. Detay vermeyecektim ama birazcık vereyim. Bir arkadaşım. Adı Armut olsun. Bir de Elma olsun. Tamam mı? Biz üçümüz çok yakın arkadaştık. Armut'la ben kavga ettim. Elma da bana cephe aldı. Asla onun bir mevzusu yok ortada. Bir bahaneler üretti. O da bana küstü. Ondan sonra biz Armut'la barışmadan önce ben Elma'ya dedim ki barışalım biz. Bizim olayımız Armut'la. Salla hani. Ben senin arkadaşlığımı kaybetmek istemiyorum. Bana ne dese beğenirsiniz. Ben senin arkandan konuştum. Rahat konuşamam bir daha seninle yüz yüze. Hayır. Barışmayalım. Okey dedim. Birkaç gün sonra Armut'la oturduk, konuştuk, barıştık. Ne olsa beğenirsiniz, Elma'dan bana bir mesaj. Telefonum çaldı, durdu. Tak bana Elma'dan bir mesaj. Hadi biz de barışalım. Sen hani benim arkamdan konuşmuştun? Hani bana yüzüme bakamazdın, konuşamazdın? Tam olarak böyle mi söyledi hatırlamıyorum ama buna benzer bir şeydi. Ama o arkadan konuşma mevzusunu çok net hatırlıyorum. İşte insanlar bu kadar sahteler ve bu benim için sıradan bir insan da değil. En yakın arkadaşım dediğim insanlardan birisiydi. Kabul etmedim tabii ki, barışmadım. Sonrasıncığıma biz Armut'la yeniden iletişimimizi güçlendirdik. Yeniden bestie formuna döndük. Verdiğim üçüncü şanslardan birisi belki de insanlara. Ben insanlara o kadar inanıyorum ki değişebileceklerine. Gerçekten içim sıkılıyor kendimden. Neyse işte. Sonra işte bir gün biz Armut'la oturuyoruz. Ben bunu üniversitedeki kızlara anlattığımda İrem özellikle dedi ki sen gerizekalı mısın? Bunu nasıl yuttun? Çok yalnızdım arkadaşlar. Yutmak zorundaydım. Ben öyle bir yalnızlaştırıldım ki gerçekten aklınız hayaliniz şaşar. Hani böyle aşırı kalabalık bir gruptan tek kişiye düşünce anlıyorsunuz çevrenizdeki insanların bir bok olmadığını. Sonra işte Armut'la konuşuyorduk falan. Gece bir yere çıkmaktan bahsetti. Ben gelemeyeceğimden bahsettim. Canımın istemediğini söyledim. Ondan sonra of işte Elma olsaydı çıkardık ne güzel dedi. Ben de onunla çık dedim. O da dedi ki o mesaiye kalıyor sürekli çalışıyor falan filan dedi. Ondan sonra ben dedim ki ne yani dedim. O çıkamıyor diye mi benimle hep buluşuyorsun dedim. Evet dedi. Öyle zaten dedi.
Bu kadar dürüst olma. Benim de bir kalbim var. Gerizekalı. Neyse bunu kendisi hatırlamıyordur bile. Ama benim en kötü özelliklerimden birisi de budur. Böyle ufacık şeyleri çeker cımbızla alırım ve kalbimin üzerine koyup canımı yakmasına izin veririm. Ben bunu söylemedim bile kırıldığımı. Haha deyip gülüp geçtim ama sonradan dank etti. Gülşah dedim. Ne diyor ya bunlar sana? Niye yüzmelerine izin veriyorsun bu kadar? Sonra üniversite açıldı falan filan. Benim yanlış olarak yaptığım bir şeyi öne sürdü. Kendi bu kadar yanlışları varken, ben hepsini yutuyorken eski sevgilisi benim yeni arkadaşıma istek attı ve ben de yeni arkadaşıma kabul etme demediğim için suçlu konumuna düştüm. Suçlu olduğumu da düşünmüyorum. Bu kadar. İyi günler. Onunla iletişimimiz de burada kesildi zaten. Yeni arkadaşlarıyla takılıyor. Ben de yeni arkadaşlarımla takılıyorum. Takılsınlar birlikte. Umarım onları da dışlamaz. Arkalarından konuşmaz. Arkalarından grup açmaz. Tek temennim bu. Hala ben o kadar gerizekalıyım ki kültü günü olsa sürekli desteklerim ederim. Sonra en önemli konuya gelelim. Verdiğimiz değeri geri alamama. Bakın anlattıkça aklıma geliyor ve kendi safarozluğuma üzülüyorum ya. Gerçekten niye ben bu kadar manyak bir safaroz insanmışım? Şöyle ki ben ne? Bir arkadaşım Armut. Sevgilisinden ayrıldığında çok kötü günler geçirdi, tamam mı? Bu örnekler üzerinden veriyorum. Sonra ne yapmanız gerektiğini açıklayacağım. Hem story time gibi oldu birazcık da. Sevgilisinden ayrıldı. Çok kötü zamanlar geçiriyor. Kafasına kalkmak için söylemiyorum ama 7/24 yanındaydım neredeyse. Üzülmesin diye sabah erkenden kalkar, evine gider, dışarı çıkartır, gezdirir, takılır, eder. Ben bu çocuğun acısını onunla birlikte attım. Helali hoş olsun. Gerçekten yakın arkadaşlarım üzülünce onların yanında olmak benim bir numaralı görevimdir. Olması gereken de budur. Bunu yapmayın demiyorum. Yapın. Ama karşıdan değer göremiyorsanız bu salaklık, enayilik konumuna giriyor. Siz her onun yardıma ihtiyacı olduğunda koşuyorsanız ama siz üzüldüğünüzde ya kanka boşver geçer diyorlarsa bir oradan derim yani artık gerçekten. Şu şekilde ki işte ben onun yardımlarına koştum ettim onunla şey yaptım falan. Neyse sonra benim büyük bir ilişkim değil ama güzel bir flört ettiğim bir insan vardı gerçekten. O da bunu biliyordu. Güzel sevgililik yolunda ilerleyen bir ilişkiydi bu. Gerçekten ona karşı güzel duygular hissediyordum. O çocuk da bana karşı hissediyordu yani bildiğim kadarıyla. Konuşuyorduk ediyorduk falan gerçekten güzel gidiyordu. Ama sonrasında bazı olaylardan dolayı olmadı. Yani birlikte bir bitirme kararı aldık bu konuşma sürecine. Yoksa cidden sevgililik oranına doğru gidiyordu ve çocuk bana ilişkiyi bitiriyorken ne dedi biliyor musunuz? Arkadaşlarına dikkat et. Seni üzecekler. Üzgünüm ama bu şekilde olacak dedi. Ben dedim ki biliyorum ama yine de onları seviyorum. Neyse hemen. Ya hemen mi tutar insanın bir sözü ya? Ben gruba barıştık. Kız grubuna girdim geri. Bizim o kalabalık kız grubumuz biliyorsunuzdur. Beni izliyorsanız, sahip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Oraya girdim. Attım sonra dedim ki hani böyle böyle ben gerçekten çok üzülüyorum. Ondan sonra Armut dedi ki ilk çocuk haklı. Sonra ben olayı açıkladım. Tamam sen haklısın. Bu kadar. Bu kadar. Gerçekten gece gündüz yanında olduğum kızın bana verdiği olay buydu. Ve ben yine arkadaşlığımı bitirmedim. Bir arkadaşınızın peşinden çok fazla iletişim için koşmayın. İletişim için çok fazla arkadaşınızın peşinden koşmayın. İletişime geçmek isterse onlar zaten geçerler. Siz sürekli hadi konuşalım. Hadi bak aramız açılıyor. Hadi mesaj. Bu da başka bir arkadaşım. Selam sana. Staj için gitti. Orada yeni arkadaş gruplarına dahil oldu. Yeni arkadaşları oldu falan filan. Aramıyor. Mesaj atıyorum. 2 ay sonra cevap veriyor. Ve ben artık hani bunu yine acı tecrübelerle fark ettim ki aramız soğudu. Bir şey olur. Üzüldüğüm zaman yanımda olur. Ama gerçekten artık aramızın soğuduğunu hissediyorum. Kendisi de çok değer verdiğim bir insandı. Ama artık yapabileceğim bir şey yok. Ben elimden geleni yapıyorum. Storyler atıyor. Insta'ya giriyor. Bazen attığım storyleri beğeniyor ama asla attığım mesajlara geri dönmek yok. Yaşadığım şey şu anda birazcık zoruma da gidiyor aslında. Ben artık üzülme aşamasını geçtim. Kendimde suç aramıyorum. Çünkü ben suçlu değilim. Birileri için çabalamaktan vazgeçin ya. Gerçekten niye hep biz koşturuyoruz insanların peşinde? Ben de birazcık peşinden koşulan insan olmak istiyorum ya. Mesela herkesin doğum gününü kutlarım. Sıra bana gelince kutlanılmaz. Artık vazgeçtim, kutlamıyorum. Şu şekildeki kalbiniz hayatınızın her döneminde ilişki, arkadaşlık, aile, kariyer her şey bakımından kırılacak. Hiçbir zaman bu duruma hazırlanmayacaksınız. Hazır bir şekilde bak kalbini kırmaya geliyoruz demeyecek kimse. Bak bugün kalbin kırılacak diyerek gelmeyecek kimse size. Bu duruma hiçbir zaman hazır hissetmeyeceksiniz. Ama aslında bu durum bittikten sonra ne kadar güçlü olduğunuzu ve nasıl da üstesinden geldim ya dediğinizi duymak istiyorum. Olacak da bu. Gerçekten böyle durumların içine gireceksiniz. Yani hayat dümdüz gitse çok sıkıcı olmaz mıydı sizce de? Sonuç olarak
İnişli çıkışlı bir yaşama sahibiz. Çok uzun gibi görülse de göz açıp kapayıncaya kadar hayatımız bitecek. Geriye dönüp baktığınızda evet, üzücü anılar yaşamış olacaksınız. Bu sizi daha çok güçlendirmiş olacak. Ama emin olun, mutlu anlarınız çok daha fazla olacak. Kendinizi severseniz, kendinizden başka insanlara ihtiyacınız olmadığını fark ederseniz, hayat sizler için güzellikleri karşınıza çıkartmaya başlayacaktır. Evet, ben güçlüyüm ya, kimseye ihtiyacım yok demenizi istiyorum bir kere. Bunun üstesinden geldim, gelirim, yine de geleceğim demenizi istiyorum. Bir zorluk yaşadınız, düştünüz ya, sizi kaldıracak bir el aramanızı asla istemiyorum. Bu benim yaptığım en büyük hataydı. Şeye diye düşünürdüm hep. Hisleri yaşayacağım bir insan yok mu beni? Kaldırsın şuradan ya derdim. Bir kişi ya derdim beni çok seven. Sizi çok seven bir kişi var zaten. Kendinizsiniz. O yüzden yerden kendi ellerinizle kalkmayı her zaman alışkanlık haline getirin. Yani yardım almayın demiyorum kimseden. Psikolog, diğer arkadaşlar, kıskatmayacağına emin olduğunuz kişiler ama. Bu üzgün durumunuzdan faydalanmayacağını düşündüğünüz kişilere gidin anlatın. Ailenizle. Benim bu en zorlu süreçlerimde hep annem yanındaydı bu arada. Bunu anlatın. Evet, şey çok kırıcı olabiliyor. Bir hafta önce gelecekte birlikte yaşayacağınızı, birlikte yurt dışına çıkacağınızı, aynı okulda okuyacağınızı. Bilmiyorum, belki de çocuk istiyorsanız çocuklarınızın birlikte büyüyeceğini hayal ettiğiniz bir insanın bir gecede, bir günde size yabancılaşması, içindeki nefreti size dökmesi. O nefreti görmek gerçekten çok acıtacak olabilir. Acıtıyor da. Her şey gelip geçici bu hayatta, öyle düşünün. O kişi sizin hayatınızdan çıkması gerekiyorsa çıkacak. Neden bu kadar erken demek yerine Tanrım ya da evren ya da Allah'ım, neye inanıyorsanız, bir bildiğin vardır deyin. Gerçekten de bir bildiği oluyor genelde. O kişi belki ileride sizin canınızı çok daha fazla yakacakken inandığınız o ilahi güç buna izin vermiyor. Kendinizi kucaklamayı, kendinizi sevmeyi, kendinize vakit ayırmayı hiçbir zaman ihmal etmeyin. Neyse, videomuz bu kadardı. Çok konudan konuyu anlattım ve birazcık story time gibi oldu sanki. Bu daha çok böyle yaşadığım şeyleri anlattığım, haykırdığım bir video oldu. Umarım sevmişsinizdir. Düşüncelerinizi aşağı yazın. Hiçbirini artık umursamıyorum ve çok mutlu hissediyorum kendimi. Gerçekten hani aylar sonra artık özgürlüğüme kavuşmuşum gibi bir şeyler görüyorum. Anılar aklıma geliyor. İçim buruluyor ama eskisi gibi değil, çünkü yeni anılar biriktirmek için bana bir imkan sağladılar. Eski ortamdan tamamen kopup yeni hayata adım attım. Yeni insanlarla tanıştım. Onlarla güzel şeyler biriktirmek istiyorum. Umarım 5 yıl sonra bu videonun tekrarı oluşmaz. Lütfen artık bana ihanet etmeyin. Neyse, o zaman gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. I love you so much. Değerinizi unutmadığınız günler yaşayın. Bu kadar söyleyeceğim tek şey. Hep de beğenirseniz ve yorum atarsanız ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız, bana sakın kazık atma diyerekten çok sevinirim. Evet, beğen, yorum at, paylaş. Öpüyorum hepinizi, görüşürüz.